içerisine sevdiğiniz her türlü kuru meyveyi koyabileceğiniz bir tarif bu. Ben 10 tane kuru kayısı koyuyorum ve kayısıların boyutuna göre gerekirse 3'e, gerekirse 4'e bölerek işe başlıyorum kayısıları. Kuru erik koyuyorum. Erik bunun rengini birazcık döndürüyor. Yani hani hafiften koyu renkli olduğu için birazcık koyulaştıracaktır şüphesiz. Ama çok da güzel ilave bir ekstra lezzet katıyor. Kayısıyı da eriği de aynı şekilde 3'e ya da 4'e böldükten sonra bizim işimizin zaten yarısı bitmiş oluyor. Diğer yarısı buna aroma verecek olan baharatların harmanlanmasında. Bakın birkaç tane çok basit baharatım var bunun için kullanacağım. Bunlardan bir tanesi muskat, tamam mı? Bir tane muskatı alacağım şöyle tezgahın üstüne. Bir tanesi çubuk tarçın. Şöyle ortanca boy bir çubuk tarçını alacağım. Ve en son olarak da işte şurada kakule var. Şimdi her şeyi içerisine koyacağım. Kakuleyi 3 tane alayım. Fakat bunları içerisine koyarken bir formül anlatacağım size. Şimdi bunları yapacağım küçük formül aslına bakarsanız şu tülbentten geçiyor. Bir de karanfil koyayım. Birkaç tane karanfil yetecektir. Maksimum 2. Şimdi bunları komple şey de koyabilirsiniz. Olduğu gibi içerisine parça olarak da koyabileceğiniz gibi böyle bir tülbente de sarabilirsiniz. Ben size ne yaptığımı göstereyim. Muskat epeyce iri boy. Şu kadarcık bir parça muskat son derece güzel bir lezzet katacaktır bana. Yani çeyrek muskat kadar çok aşırı derecede böyle şey olsun istemiyorum. Tülbentimi açıyorum, tamam mı? Bunları, muskatı, karanfili ve şu şekilde aromasını saldıracak vaziyette kakuleyi alıp tülbentin içerisine koyuyorum. Sonra tülbenti şu şekilde bağlıyorum. Adeta bir demleme çay yapar gibi bütün aromalarını ve esanslarını bunlar dışarıya bırakacaktır. Bir fırın ipi. Güzelce bağlıyorum bunu. Dediğim gibi bu benim aslında demleme aroma yapıcım. Bunu suyun içine attığınız zaman güzel güzel kaynar, işlem tamam olur. Bu küçük tencerenin içerisine 1 litre su ekliyorum. Burada tam 1 litre var. Altını yakıyorum suyun ve içerisine hazırladığım bu poşeti dikkatlice bırakıyorum. Yarım bardakla bir bardak arası şeker ilave ediyorum, tamam mı? Yani öbür türlü çok fazla şerbet gibi olur. Maksimum yarım bardak içerisine koyacağımız kuru meyveleri de düşününce yeterli olacaktır. Hepsini karıştıracağız ve bu şerbeti tıkırdar kıvama getireceğiz. Şerbet tıkırdamaya başladığı an itibariyle de altını iyice kısacağız ve kuru meyveleri içerisine atıp biraz daha meyveler kendilerini salsınlar, lezzetlerini suya bıraksınlar diye bekleteceğiz yaklaşık. Yani bir 15 dakika böyle kaynatacağız. Bir 10 dakika kadar meyveli, ondan sonra da soğumaya bırakacağız.